mesele bir makam meselesinin çok ötesinde mesajları İmamoğlu tarafından bugün verildi ve yine bu toplantılar, bu görüşmeler öncelikli olarak İmamoğlu'na soruldu. Detaylara bakalım. Peki şöyle bir haberi hazırlıyorlar. Değişim dediğinizde öyle kolay olmuyor tabii ki değişim süreçleri. İşte daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış isimler. Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen. Acaba bir abi formülü mü arayışı var? Öyle bir başlık mı bu toplantının gündemindeydi diye çok soruldu. İmamoğlu'na da soruldu. Öyle bir formül, öyle bir başlık yoktu. Eski genel başkanlarımızdan şöyle bir düşünceleri, görüşleri açısında faydalandım dedi. Ardından da bu cümleyi kurdu. Eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la bir araya geldi. O görüşmeye dair ilk kez konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu masada partinin güncel konularının ve geleceğinin olduğunu anlattı. 2-3 genel başkanımızla, yani sizinle paylaşamayacağım ama partimizin güncel konuların, geleceğin konuşulduğu çok verimli, çok değerli, 3 kıymetli genel başkanımızla paylaşacağımız çok şeyi sohbet ettik. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Karayalçın da görüşmenin özel bir kapsamı olmadığını, İmamoğlu'nun bir destek talebinde bulunmadığını söyledi. Partinin tüm kadrolarının çalışmalarını sağlayacak bir dönüşüme dikkat çekti. Çok faydalandım. Önümüzdeki günlerde, zamanlarda alacağımız kararlar ya da çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim. Bu son derece doğal bir uygulamadır. İlerleyen yaşlarına rağmen son derece ciddi bir şekilde entelektüel katkı sunmaya devam etmekte ve parti sorunlarıyla ilgilenmektedirler. Biz de onların görüşlerinden yararlanıyoruz. Ancak sayın genel başkanlarımızı hiçbir zaman sıcak siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir amacımız olmaz. Karayalçın Sözcü TV'de de o görüşmede İmamoğlu'na genel başkanlığa aday olma dediğini, yeniden İstanbul'a aday olması gerektiğini ve İmamoğlu'nun da gülümseyerek karşılık verdiğini anlattı. İmamoğlu ise mesele makam meselesinin ötesinde diye yanıt verdi o sözlere. Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşerimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecek. Parti içinde değişim isteyen, taze kan vurgusu yapan İmamoğlu aynı zamanda bir manifesto hazırlığında. Nasıl bir değişim istediğini madde madde açıklaması beklenen İmamoğlu'nun o konuşmayı 5 Ağustos'ta başlayacak olan ilçe delege seçimi öncesinde yapacağı iddia ediliyor. İmamoğlu ise iddialara karşılık takvim net değil dedi. Mutlaka bir ajandamız olacak ama belirgin bir günü yok. Sizleri elbette bilgi sahibi yapacağız. Genel Başkan, dümenin başında bir fotoğraf ister arkadaşlar. Evet.